Yapıştırma. Ay başladık mı? Başladık. Evet, şu anda dünyanın en büyük başlarından birisinde, dünyanın en büyük dertlerinden birinde 3 büyük yorumcuyla karşı karşıyayız. Evet, şu anda büyük insan, büyük futbolcu ve müthiş yorumcumuz Gürcan Bilgiç'in yanındayız. Evet Gürcan Bey, Gürcan hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu maç hakkında? Şöyle. Efendim, abi profil çekiyor. Bu maç ve Gürcan hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi maçta gidişat iyi. Maç 1-0 gerideler galiba ama tam da seyredemedim. Ya şurada bir köfteci var, çok iyi köfte yapıyor ya. Bu her stadyuma lazım şöyle bir. Şurada şeyde köfteci. Yani Asım'ın çıkması lazım bu maçta. Bir de Salih ya. Bunların yani Özgür iyi defans tutuyor bu arada. Ama 4-4-2 taktiği tutmadı bu maçta. Yani gereksin bu taktiği değiştirmek lazım. Lan uzatma geç. Ya bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi büyük yorumcumuz köfteciler hakkında bize çok güzel bilgiler verdi. Ve şu anda bir diğer yorumcumuz mükemmel. Eski Çanakkale Dardanespor'un süper oyuncumuz Yavuz Bey'in yanındayız. Evet, Çanakkale Dardanespor hakkında görüşleriniz. Şimdi öncelikle Çanakkale Dardanespor iyi bir takım. Onu biliyoruz, ben bu takım hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi burada maç. Maç burada oynanıyor. Öncelikle ben bu takımda... Neyse yılan Çanakkale Dardanespor'un. Tamam. Ben ortamı gelmiyorum. Lütfen ortamı gelmiyorum. Neresi lan Çanakkale Dardanespor'un? Yani bu maçta ben bundan oynamasa karşıyım bir. Yani bizzat bir kere karşıyım yani. Burada ben bundan oynamasa karşıyım. Bu maç bir de 4-4-2 ile de oynanacak bir takım maç değil. Efendim bizim basının da bizim gibi adamların yorumcu yapıyor. Efendim lütfen sözü kesmeyin. Ulan yorumcu olur mu? Dinle lan elini. Ulan yorumcu olur. Dinle lan elini.